Yeni bir günden, yeni bir videodan herkese selam olsun. Hepiniz evimize, kanalımıza, hayatımıza, yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey gönlünüze göre oluyordur. Beni soracak olursanız ben sabahleyin ya da öğlen gibi yataktan bir çıktım arkadaşlar. Ayaklarımı yere bastığım an tabanlarım bir acımış, bir acımış, anlatamam size. Dün bayağı bir yorulmuşum galiba. Ama sonrasında evin içinde böyle dolandıkça birazcık açıldım. Şu an iyi hissediyorum kendimi. Hastalığım da çok şükür biraz daha iyi. Burun akıntım daha da bir azalmış. Sesim hala değişik, farkındasınız. Çok şükür bugünümüze diyelim arkadaşlar. Bugün artık ne zamandır ertelediğim, yapmak isteyip de yapamadığım, fırsat bulamadığım, araya başka şeylerin girdiği, yetiştiremediğim bir işimi yapacağım, halledeceğim inşallah. Şöyle karnımı da doyurdum. Hemen karşınıza gelmeden önce kahvaltımı da yaptım. Çayımdan da bir yudum alayım. Ne zamandır erteliyordum arkadaşlar? Artık zamanı geldi. Bütün eksiklerimi tamamladım diyebilirim. Almam gereken şeyler vardı. Onları aldım. Ondan sonra dedim ki Yeliz artık tamam. Bırak dedim, yani ortalığı toparlamayı bırak, sadece oraya odaklan, onu artık halletmek zorundasın dedim. Çünkü çok karışıklık olmaya başladı arkadaşlar, gerçekten toparlayamamaya başladım, böyle düzene sokamadım. Anladınız mı? Bilmiyorum anladınız mı ama hemen söylüyorum. Baza altı, dolap içi düzenimi gerçekleştireceğim arkadaşlar, sizinle beraber yapacağız. Yazlık kışlık artık birbirine girmeye başladı. Giyilen giyilmeyen her şey dolabın içinde karman çorman oldu. Gidelim yatak odasına, sonrasında açalım bazamızın altını, bir bakın bakalım arkadaşlar. Bazamın altı o kadar karışık ki, hurçlar almıştım biliyorsunuz İstanbul'a gitmeden önce. O hurçları artık değerlendirme, kullanma zamanı geldi. Başka bir şey daha aldım, onu da göstereceğim size. Gerçekten ona da ihtiyacım vardı. Hadi gidelim, şu bazaltı düzenini sağlayalım arkadaşlar. Çok fazla oyalanmadan gidelim, halledelim. Artık bir taraftan girişelim. Haydi bakalım. Ben yatak odasına geldim. Üzüm de peşimden geldi arkadaşlar. Yatağımı toplamıştım karnımı doyurmadan önce. Üzümcüğüm, seni dışarı yatmak zorundayım. Kapıyı kapatmak zorundayım, tamam mı? Sizi odaya kapatmak zorundayım. Çünkü bazayı açtığım an altına fırlıyorlar arkadaşlar. Ve ben çok korkuyorum, altında ezeceğim onları diye, unutacağım. Kafam dalacak da onlara bir şey olacak, zarar vereceğim diye çok korkuyorum. O yüzden onları odaya kapatacağım ve şu bazamızı artık bir açalım. Sonrasında şu dolabımızın içini falan da, kıyafetleri falan da bir halledelim arkadaşlar. İnşallah çabucak yaparız, hallederiz. O zaman haydi üzümü odadan atarak başlayalım. Şimdi bazanın altına girmeden önce hurçlarımı çıkarayım arkadaşlar. Hurçları böyle dolabın içine koymuştum. İstanbul'a gitmeden önce ortalıkta dolanmasın, durmasın, dağınıklık yapmasın diye. Şu ışığı da açayım da belki aydınlık olur. Koymuştum. Şimdi şey yapacağım arkadaşlar. Herkesin kıyafetini bir hurcun içine koyacağım. Bir tanesi benim olacak. Mesela yazlıkları koyacağım. Kışlıkları çıkaracağım. Bir tanesi Ali'nin, Cansu'nun. O şekilde ayarlayıp bazanın altına o şekilde koyacağım arkadaşlar. Daha düzenli olacağını düşünüyorum. Aslında bir tane daha bazamız olsa çok güzel olacak. Cansu'nun yatağı bazalı değil. Caner'in yatağı bazalı ama şöyle kaldırdığımız indirdiğimiz yaylarda bir arıza olduğu için, sıkıntı olduğu için rahatça kaldırıp indiremiyorum. Hani birinin böyle kaldırması, tutması lazım. Ben altından bir şeyler almam lazım. O yüzden onu hep iptal ettik öyle, hiç kullanamadığım için. Neyse hadi bismillah diyelim ve açalım bazamızı. Bismillah. Allah'ım utandırmasın. Hemen hızlıca yapayım, halledeyim arkadaşlar. Burada çok şey var. Tamamen hepsini boşaltacağım şimdi, eleyeceğim. Giyilenleri, giyilmeyenleri, atacaklarımı, atmayacaklarımı ayırmam lazım. Yorganım var, yün yorganım var, yastığım var. Bizlerin hani yün yorganı, yastığı hiç eksik olmaz. Onları hemen bir çıkarayım. Ya ben diyorum ya, bu eve sığamadım arkadaşlar. Benim diğer evimde hani yüklük yerim vardı. Çok güzel. Bunu da, bu yorganı da Reyhancığım katlamıştı taşındığımız zaman. Bakın nasıl katlamış. Bakar mısınız? Paket gibi yapmış vallahi. Bakın burayı böyle sokmuş. Burayı böyle sokmuş. Canım arkadaşlarım, ben taşındığım zaman geldiler, evimi yerleştirmeye yardım ettiler. Allah bin kere razı olsun. Allah herkesin karşısında güzel, hayırlı insanları çıkarsın. Yastığımda kirlenmiş, leke olmuş. Bakın şuraları. İki tane leke olmuş. Onu da makineye atarım, yıkarım Allah izin verirse. Gerçekten o kadar yardım ettiler ki bana. Bakın şu şortu hala saklıyorum.
Şöyle, Cansu'nun da bu ortaokuldayken giyiyordu ama artık ona bir sorarım da. Şöyle göstereyim. Ona bir sorarım da arkadaşlar. Ondan sonra hepsini indireceğim şimdi şöyle. Tek tek hiç bakmayacağım ne var ne yok diye diyeceğim ama bu benim body'm. Bu da benim body'm. Benim pantolonum. Bunlar benim kışlıklarım işte. Etekler, elbiseler, kışlık. Ay nasıl yapsam şimdi hepsini şuraya döksem, içini hepsini şuraya dökeyim, içini temizleyeyim bazanın. Ondan sonra Cansu'cum kaçta gelir bilmiyorum. Cansu geldiği zaman onunla beraber ayırırız. Şöyle bebek battaniyelerim falan var. Onları da ayrı bir hurç yapmam lazım. Şöyle yazmalar var. Hediye gelen yazmalar falan. Neyse. Daha fazla video uzamasın. Ben hemen şunları bir halledeyim arkadaşlar. Tülüm de burada duruyor. Önceki evin tülü. Kravizeydi. Onu parçaladım. Caner'in odasına tül yaptım. Bikini hurcumuz. Organizerimiz, seccadelerimiz. Burada ne varmış? Kayınvalidemlerin hacılıktan geçirdiği seccadeler var bunda da. Bunları aslında hep sandığın içine koymak lazım. Tamam. Şimdi hızlanalım. Hızlıca halledelim arkadaşlar. Hadi bakalım. İçimizde polis eşi varsa beni çok iyi anlayacaktır arkadaşlar. Bizimkiler hele de resmi çalışıyorsa çok şükür benimki sonradan sivile döndü. Ya polis kıyafetleri hiç bitmiyor. Hiç bitmiyor. Böyle sağ olsun devletimiz kazaklarını, içliklerini, dışlıklarını, gömleklerini, her şeylerini veriyor. Sonra işte böyle evin içinde oraya mı koyacağım, buraya mı koyacağım? Ben hala mesela kazakları falan saklıyorum. Ali diyor ki hani dursun. Belki resmiye dönerim. O zaman kullanırım. Dursun diyor. Duruyor. Bazanın altı tamamen boşaldığına göre şimdi süpürmeye ve silmeye geçelim hemen. Bir güzel silelim, parlatalım, tozunu da alalım. Sonra düzenlemeye geçeceğiz. Bazanın içi kururken mutfağa koşturdum arkadaşlar. Ne yemeğe yapacağım, ne yemeğe yapacağım diye düşünürken kuru fasulyeyi gördüm. Hemen şöyle yıkayacağım. 10 dakika düdüklü tenceremle bir kaynatacağım. Zaten çok güzel bir şekilde haşlanacak. Çabuk pişen bir fasulye bu. Halledeyim. Sonrasında yatak odama gidip çamaşır işlerine devam edeyim arkadaşlar. Bir haşlayalım bakalım. Şunu da alayım. Bir seçeyim birazdan. Karıştıra karıştıra bir bakayım şimdi. Zedeli olan, kötü olan var mı? Geçen günden kalan iki parça kemikli etim var. Onu da atarım içine. Onu da haşlarım.
Ya da önce bunu bir kaynatayım, azıcık suyundan bir dökeyim, ondan sonra hemen ocağa koyayım ben bunu. Şöyle tenceremi ocağa koydum arkadaşlar. Kapağını da kapatıyorum. İnşallah unutmam, inşallah taşmaz. Şöyle eti de çıkardım. İki parça kemikli etim vardı. Onu da çıkardım. Buzu çözülsün. Onun da fasulye haşlanana kadar o da birazcık çözünür. Çok şey yapmayacağım arkadaşlar. Şöyle bir şişmeye başlasın. Ondan sonra et ile beraber atacağım. Soğanını falan da doğrarım, kavururum. Salçasını da eklerim. Bir güzel pişiririm inşallah. Şimdi bir güzel şişsin. Ben de hemen yatak odasına gideyim. İşime gücüme devam edeyim. Geldim yatak odasına arkadaşlar. Bazanın altından şöyle iki tane hurcum çıktı. Bakacağım yırtığı bir yeri var mı, yoksa ona göre kullanacağım arkadaşlar. Birine şöyle çocukların oyuncaklarını, sonra bebek battaniyelerini, kullanmadığım şeyleri doldurup Caner'in bazasının altına yerleştireceğim arkadaşlar. Onu Ali ile beraber yaparım. Hemen doldurayım. Her şeyin yeri belli olsun. Gerçekten böyle bazanın altı düzenli olsun istiyorum. Yani hepimiz düzen istiyoruz aslına bakarsanız da yetişemediğimden yapamadım, halledemedim gibi oldu. Biraz da malzemem olmadığından öyle oldu arkadaşlarım. Şimdi şu hurcun içine şuradan seçeceğim, elleyeceğim arkadaşlar. Dediğim gibi giyilmeyenleri ayıracağım. Yüzüm de kapıyı atlayıp duruyor valla. Çıkmak istiyor odadan ama çıkaramam. Ayıracağım. Giyilmeyenleri, giyilecekleri. Eleyeceğim yani. Evin içinde döküntü istemiyorum artık. Gerçekten insanı bunaltıyor. Hem kalabalık oluyor, hem kullanmıyoruz, hem de boşu boşuna evde yer tutmuş oluyor. O zaman haydi başlayalım. Şunu bir yerleştirelim. Mutfağa geldim. Fasulyem haşlandı. Şöyle kardeşimin gönderdiği el rondosunu kullanaraktan kolay bir şekilde Kadriyeciğim kesene bereket. Çok teşekkür ederim. Vallahi çok işime yaradı. Hemen fasulyelerimi ocağa koyacağım. Soğanımı kavuracağım. Ete atacağım. Hatta soğanım yağım kaynadı. Kızdı. Konuşamadım da. Çok güzel doğruyor arkadaşlar. Bir arkadaş linkini istemiş ama yani Türkiye'deki öyle güzel olan markalar ya Tupper'dır ya Tefal'dir, bilmiyorum. Ben de bu ürünün linki yok. Şöyle soğanım kavrulsun. Salçasını da ekleyeceğim hemen. Üzerine de eti atacağım. Suyum da kaynadı. Sonrasında tekrardan yatak odasına gideceğim. Cansu'nun yazdıklarını koydum arkadaşlar. Yeni hurcun içine koydum onu. Caner'in bazasının altına girecekleri de ayarladım. Artık bizim dolabın içindeki yazlık kışlık ayrımına geçiş yapmam lazım. Altını açalım. Etimi de bir sudan geçireyim tekrar. Suyla beraber haşlayacağım arkadaşlar bunu. Soğan zaten erip gidecek içinde. Hemen salçamı da ekleyeyim. Şöyle soğanım azıcık kavrulsun. Sonra eti atacağım arkadaşlar. Fasulyemi de buraya aldım. Burada beklesin böyle. En son onu da atacağım etin içine. Etim haşlandıktan sonra. Bir 10 dakika falan kaynatır, kontrol ederim. Şöyle etimi de koyuyorum. Üzerine de su ısıtma suyu ekleyeceğim. Sonra haşlayacağım. Hatta suyunu da ekleyelim şimdi. Bu tek parça mı acaba? Galiba tek parça.
Kaynasın bakalım. Şöyle mi yatırsam? Böyle yatırayım. Biraz daha su ekleyip kapağını kapatıyorum arkadaşlar. Şöyle et ayarına getireyim. Hemen süremizi de ayarlayayım. Şöyle 24 dakika yaptım. Birazcık fazla oldu sanki ama olsun. Şimdi tencerem burada tıslamaya başlarken ben de hemen gidip yatak odasının işini halledeyim. Bir yatak odası, bir mutfak gidip geliyorum arkadaşlar. Şimdi Cansu'nun yazdıklarını şu hurca aldım. Kendiminkini de çıkardım şöyle. Hemen buradaki tişörtlerimi onun içine aktaracağım. Pilavımı da ocağa koydum arkadaşlar. Yemeklerim hazır. Yemeklerim pişti bile. Ali Beyciğim geldi. Ben de dolap içlerine iyice bir konsantre oldum. Şöyle düzenlemeye başladım. Şu çekmeceyi de kapatalım. Şöyle arkadaşlar, kazaklarımı buraya koydum. Kazaklar, hırkalar burada. Böyle sivitlerim, günlük yiyeceklerim de burada arkadaşlar. Şöyle taytlarımı buraya koydum. Şöyle buradalar. Burada da böyle bir iki tane badim var. Burada da taytlarım var. Pantolonum, kışlık pantolonum. Altında yine pantolonum. Şuraya da pantolonlarımı koydum. İşte gün içinde giyeceklerimi falan böyle düzenlemeye çalışıyorum arkadaşlar. Buralarda bu halde. İnanın buralar böyle. Şöyle bir bakın. Ay, halledeceğim. Bayağı bir yol aldım. Sandalyeyi de getirdim arkadaşlar. Salonun sandalyesini. Çünkü yukarılara boyum yetmiyor. Yani gardırobum yerden yüksek olduğu için güzel oluyor. Temizlik açısından çok rahat oluyor. Ama böyle kullanım açısından da birazcık zor oluyor arkadaşlar. Şimdi bu tarafları hallettim sayılır. Cansucum da geç gelecekmiş. Daha burada ayarlamam gereken kıyafetler. Kemerler, bilmem neler, bilmem neler var. Ben kendi yazdıklarımın ağzını kapattım şöyle. O Cansu'nun yazdıkları. Bu Ali Bey'in yazdıkları. Şu dolap içindeki montları da çıkardım. Şu bezi de alayım şöyle. Evet, o zaman ben devam edeyim arkadaşlar. Şunlar da ütülenecekler. Ütüm var, birikiyor diyordum ya. Onlar da ütülenecekler ama ayaklarımın üstüne basamaz hale geldim arkadaşlar. En son halinde göstereceğim size. Bu şekilde devam ediyorum. Arkadaşlarım, ben artık işlere mola verdim. Molanın ötesine geçtim. Şöyle yemeğimi aldım geldim arkadaşlar. Kendime bol salata yaptım. Ali Beyciğim bir pazar alışverişi yapmış ki görmeniz lazım. Ağzımda da yara vardı. Yiyemiyordum limonlu salatayı. Çok canım acıyordu. Vallahi azıcık böyle iyileşti. Dedim şöyle güzel bir salata yapayım kendime. Cansucum da tok geldi. Ders çalışmadan geldi arkadaşlar. Caner'cim de hastaydı. Uyuyakaldı. Ali Beyciğim yemeğini kendi koydu. Yedi ben iş yapıyorum diye. Söyle. Kaldım tek başına. Evet, tek başıma kaldım ama ne yapalım? Kendine yemeklerimi yaptım. Şimdi oturacağım, karnımı doyuracağım. Ne yapacağım? Kendine güzel sofra hazırladım. Evet, güzel bir sofra hazırladım. Ama sen şey dedin, aslında ben sadece salata yiyecektim. Sen kuru fasulye... Kuru fasulye çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş dediğin için kuru fasulye de yiyeyim dedim. O zaman bana afiyet olsun arkadaşlar. Cansucum geldi. Şimdi onunla beraber ayırmamız gereken kıyafetleri ayıracağız. Ve yatak odasının son halini vereceğim artık. Vallahi artık sona gelmek istiyorum. Bugünden beridir eğil doğrul, eğil doğrul. Yoruldum. Tabanlarım ağrımaya başladı. Topuğum beni korkutuyor. Evde de soda şişesi yok. Ben de deodorant şişesini biraz çevirdim ayağımın altında arkadaşlar. Topuk dikenine iyi geliyor dediniz. Daha önceden ben de duymuştum ama hiç aklıma gelmemişti. Valla mutfakta bir sebze var, bir sebze var yerleştirilmesi gereken. Mutfağım dağınık ama yemeklerimi yaptım çok şükür.
Zaten ben ne zaman yemek yapsam evdekiler tok geliyor dışarıdan falan. Öyle de bir durum var. Ben şimdi karnımı doyurayım arkadaşlarım. Ondan sonra dediğim gibi yatak odasının son halini, son şeklini bir verelim. Ali'nin tarafına da el attım. Onun böyle polis malzemeleri vardı işte, meslek malzemeleri diyelim. Silah kemeridir işte, bilmem nedir, bilmem nedir. Onları da bir kutunun içine koydum. Artık aradığını çok rahat bir şekilde bulabilecek. Öyle, çok acıktım. Karnımı doyurayım, sonra devam edelim. Çok şükür hurçlarımın içine koymam gerekenleri koydum arkadaşlar. Yatak örtüm orada duruyor, öylece duruversin. Daha bitiremedim işi gücü, gerçekten çok yoruldum, bunaldım. Yorganıma şöyle çarşaf geçirdim arkadaşlar. Daha fazla kirlenmesin yün yorganım. Çünkü onun temizlemesi çok daha zor, biliyorsunuz. Burada iki tane var işte hurcum. O üzümün bebeği oyuncağı. Burada da üç tane var. Şimdi bunları bir güzel yerleştirelim şöyle bazamızın içine. Ondan sonra dinlenmeye geçeriz artık. Çok yoruldum. Gerçekten çok yoruldum. Nefes nefese kaldım ama değdi arkadaşlar. Gerçekten bakın. Bakın şimdi. Hurçlarımı yerleştirdim. Yastıklarımı yerleştirdim. Dört tane yastık yerleştirdim. Yorganım burada. Ay çok şükür. Sizce nasıl oldu arkadaşlarım? Yani şöyle karşısına geçip bakınca bütün yorgunluğum gerçekten gitti diyebilirim. Abartmıyorum. Bütün yorgunluğum gerçekten uçtu gitti. Yani şurayı şöyle görmek var ya, o kadar güzel ki. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Yoruldum ama içime de sindi. Ne yalan söyleyeyim, gerçekten içime sindi. Yani bir önceki haline bakın, bir şimdiki haline bakın. En azından neyin nerede olduğunu da daha rahat bulabileceğim. Daha rahat kullanabileceğim. Fazlalık olan döküntümü, her şeyi attım. Şu hırkayı da atacağım. Burada Cansucuğum kışlıkları falan, anne dedi onu ayarlarız dedi. Tam onu şey yapamadım. Bakın şimdi. Arkadaşlar, lokum, gel anneciğim. Bu hurç Caner'in vazasının altına gidecek arkadaşlar. Belki şu hurçlardan yine alırım, Caner'in vazasının altına da onlardan kullanırım diye düşünüyorum. Bakın, şunları ayırdım arkadaşlar. Üzüm neredeydin annem? Şunları ayırdım. Bunlar kullanılmayan, döküntü olan şeyler artık. Hani elden çıkartacağımız şeyler. Boşu boşuna yer tutuyordu. Tam bir arınma oldu diyebilirim arkadaşlar. Çok şükür Allah'a. Heh. Üzüm de girdi buraya. Üzüm çık anneciğim oradan. Çık. Aferin oğluma. Heh. Kapıyı kapatayım. Şu hırkayı da atayım şöyle. Heh. Artık bazamı kapatabilirim arkadaşlar. Çok şükür. Şimdi sırada ne var? Şimdi sırada gardırop düzeni var arkadaşlar. Gardırop düzenimi göstereceğim size. Bakalım beğenecek misiniz? Tamam, yıkanacak, yerleştirilecek kıyafetlerin dışında, yıkanmış katlanacakların dışında gardırop düzenim tamam arkadaşlar. Hemen kamerayı çeviriyorum ve not bekliyorum. Sizden not istiyorum. Bakalım olmuş mu? Haydi bakalım. Benim tarafımdan başlayalım arkadaşlar. Şöyle yazlık kıyafetlerimin hiçbirini kaldırmadım. Yani gömleklerimi kaldırmadım arkadaşlar. Çünkü bazanın altına girip de şey yapsın istemedim. Kırışsın falan istemedim. Çünkü buraya kazaklar assam olmayacak. O yüzden dursun dedim. Böyle sıcak olduğu, yani misafirliğe giderken falan giyerim gibisinden düşündüğüm için kaldırmadım. Şöyle buraya günlük giyeceklerim ve dışarıda giyeceklerim karışık arkadaşlar. Böyle düzenledim. Burası böyle. Yukarıya da günlük giyeceğim sivitlerimi falan koydum. Şimdi geçelim buraya. Şöyle. Yatak odam sadece bazaltı ve dolap düzenli artık. Diğer taraflarım hep dağınık. Buraya da böyle kazaklarımı, hırkalarımı koydum arkadaşlar. Şurada bir değişiklik yapacağım. Onu size daha sonra gösteririm arkadaşlar. Şöyle burayı da böyle düzenledim. Şu en alta ben dokunmuştum o hardal sarısı hırkayı. O kadar büyük geliyor ki bana arkadaşlar şu an. Giymem mümkün değil. Üstüne de krem renk montumu koydum. Vestiyer de düzenlenecek çünkü vestiyer de çok karıştı. Hele de şimdi montları falan koyacağız. Burası da Ali Beyciğim'in dolabı arkadaşlar. Şu kutunun içine işte onun malzemelerini, böyle görev malzemelerini falan koydum. Eşofman altları, sivitleri, pijama takımları, kazakları ve yukarıda da pantolon ve içlikleri var arkadaşlar. Yani yıkanacak, katlanacak kıyafetleri de var. Şöyle her yeri bir açayım. Bütün kapakları açayım. Şöyle uzaktan bir göstereyim size. Şöyle.
komodine kadar geldim. Evet, gardırop düzenim de bu şekilde arkadaşlar. Daha düzenlenmesi gereken şeyler var. Orada ütülenecek kıyafetlerim var. Sandalyem falan burada bekliyor, her şeyim. Onları da bir toparlayacağım. Dolabımın içi de bu şekilde arkadaşlarım. Gönül isterdi ki her yerini böyle yatak odamın her yerini dip köşe temizleyeyim. Ondan sonra böyle bir göstereyim isterdim ama olmadı, çok yoruldum. Hatta ben ne yaptım arkadaşlar? Hep erteliyordum arkadaşlar. Bu dolap hani içi düzenini, baza altı düzenini ertelemek zorunda kalıyordum aslında. Şu gün yaparım, bugün yaparım, yetiştiremiyorum diye. Hasta olduğum zamana denk geldi. Bakar mısınız? Hastalığıma denk geldi. Ama yaptım, hallettim. Biraz da Cansu'yu bekledim arkadaşlar. Çünkü onun yazdıklarını onunla beraber ayırmak istedim. Kendi başıma karar vermek istemedim. O da çok yorgun bir şekilde geldi. Bugün sınavı vardı onun teyzeleri. Bir ay Cansu'nun artık sınavları olacak. Allah'ım zihin açıklığı versin. Evlatlarımızın emeklerini boşa çıkarmasın. O yatağına oturdu. Ben dolabından kızım şunu alayım mı, bunu alayım mı, öyle yapayım mı, böyle yapayım mı dedim. Ayarladık. Hemen onun odasından çıktım. O da şöyle bir uzandı, yatıverdi. Böyle işte arkadaşlar, ben şimdi mutfağa gideyim, mutfağımızı toparlayayım. Ali'nin aldığı sebzeler var, onlar buzdolabına yerleştirilecek. Bulaşığım var, makinam temiz, çok fazla işim var, bilmiyorum yapabilecek miyim. Gideyim ben, gideyim azıcık halletmeye çalışayım. Mutfaktan da çıktım nihayet arkadaşlar, hemen gittim mutfağa. Ablamlar aradı, onlarla konferans şeklinde görüştük. Bulaşık makinesini yerleştirdim, tezgahtakileri yerleştirdim. Şöyle benim kalçama ağrı girmeye başladı. Ayağımda var ağrı, kalçamda, belimde var bir ağrı. Hani böyle çok fazla ayakta kaldığım için mi oluyor bilmiyorum. Daha öncesinde hani yaşamamıştım. Yeterince vücudumu dinlendiremiyorum galiba arkadaşlar. O yüzden artık devam etmeyeceğim. İşe de devam etmeyeceğim. Videoya da devam etmeyeceğim. Vedalaşacağım sizinle burada. Hiç böyle planladığım gibi olmuyor arkadaşlar. Şöyle diyorum ki 2 saatte hallederim diyorum. Sonra oydu buydu şuydu derken o 2 saat oluyor. 12 saat neredeyse. Çok şükür yaptım, hallettim. Güzel oldu gerçekten. Hani içime sindi. Sizin de yorumlarınızı, düşüncelerinizi bekliyorum tabii ki. Artık böyle oda oda gitmem lazım. Cansu'nun odasını da düzenledim ama çekmecelerini kendi halledebilir. Yani o komodinidir. İşte çalışma masasındaki çekmecesidir. Herkesin düzeni kendine göre oluyor arkadaşlar, aslına bakarsanız. Hani Cansu'ya ben ne kadar düzene sokmaya çalışsam da o kendi aradığını kendi koyduğu yerde bulmayı daha çok seviyor. Sizin çocuklarınız da öyledir. Benim şimdi komodin ve şifonyerin çekmeceleri kaldı. Onları da bir böyle elden geçireceğim, düzenleyeceğim. Yatak odasının işi ondan sonra tamam oluyor. Tuvalet masası da var, makyaj masası. Onu da böyle elden geçirdikten sonra arkadaşlar, bugün hep şey yaptım, böyle hani giyerim diye düşündüğüm, bunu da giyerim belki diye düşündüm, hepsini ayırdım. Hepsini eledim arkadaşlar. Galiba böyle sadeleşiliyor, bilmiyorum. Artık oda dediğim gibi devam ederim. Neyse, gidiyorum ben artık uyumaya arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Kıymetli yorumlarınızı bekliyorum. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen arkadaşlarım. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki vlogda sağlıkla, sıhhatle, mutlulukla, huzurla görüşürüz inşallah. Hoşçakalın.